Selam millet, yeni videodan kucak dolusu sevgiler, saygılar izleyen herkese. Herkes iyi mi? Keyifler yerinde mi? Sağlık, sıhhat önemli, her şey yolundaysa çok şükür halimize demekten başka yapacak bir şey yok. Malum yasaklar geldi yine. Akşam 9'dan sonra artık dışarı çıkamayacağız. Kendi adıma zaten çok fazla çıkmıyorduk dışarıya. Bu saatten sonra da çıkmayız. Saatler şu anda 16, yani saat 4. Yine ufak tefek tamir işlerim vardı. Şimdi buradan Manisa'ya doğru akşam 8 çıkış alacağım. Yavaş yavaş yola koyuldum. Yine değişik yerlerden gideceğim. Sizin pek görmediğiniz yerlerden. O yüzden açtım gene kameramı. Hem sohbet muhabbet, hem sizler 1-2 numaralı koltukta yerinizi alın. Hem siz gezin, hem ben gezeyim, hem de biraz muhabbet edelim. Maşallah bayrak ne güzel dalgalanıyor be. Eyvallah dayı. Millet nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi sormadan olmaz, adettendir. Herkesin halini yaptığını sormak lazım. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Alıştınız artık hep bildiğiniz düzen. Sür babam sür, sür babam sür. Çok şükür gene bir işimiz var yani. Bu zamanda bu devirde iş bulmak da mesele. Allah yardım etsin işsizlere. Arkadaşlar burayı nasıl kazmışlar böyle ya? Bu yol nereye gidiyor? Buralar Mevlana galiba. Mevlana diye geçiyor. Yani belki başka bir... Kamera bazen böyle kendi kendine kaydı durduruyor. Çok fazla çukura mukura girince mi oluyor? Nedir anlamadım. Sarsılınca mı böyle oluyor? Niye böyle yapıyor gerçekten çözemedim. Şimdi buradan Bornova'nın merkezine gidiyor bu yol. Biz Bornova'nın içinden Manisa kavşağına, yani Bornova'nın içi demeyelim de Bornova metro civarından Manisa kavşağına bağlanıp oradan Manisa'ya rampaya saracağız. Biraz erken gideceğim çünkü yataklıktan yatağı vesaireyi söktüm. Onları yerleştirmem lazım tekrar. Hop, araba kayıyor. Yerler ıslanmış. ABS devreye girdi ama yine de kaydı araba. Dediğim gibi güzel bir temizlik yapacağım şimdi vardığım yerde. Çünkü yataklığı su basmış, yatak ıslanmış. Aslında onu da, yatağın üstündeki kılıfı da bir temizlemek gerekiyor ama yani onu tek başıma yapamam. Tek başıma yapamadığım için de birisinin gelmesi lazım. Yani akşam eve geldiğimde sokağa çıkma yasağı olacak. Tamam ben izinliyim ama ne bileyim valideyi falan çağırsam yardım etmesi için çıkamaz. 3-4 bin lira cezası var. İçim içi de arabanın battı. Tabii siz şu anda kameradan sadece bu açıyı gördüğünüz için. Ama ciddi anlamda arabanın içi de kirli. Ona da bir ayar yapacağım. Temizlik yani. Her tamirhane sonrası temizlik. Özellikle yerler çok pisleniyor. Kir çöz falan döküp bile de yapıyorum yerleri. Çünkü yani sanayinin içi hep şey olduğu için ne o? Kir pas. Mecbur sağlam temizlik yapacağız. Ben SRC belgemi buradan aldım ha.
Şu binanın ön tarafına girmiştim sınava. SRC 2 alırken Ege Üniversitesi. Burası Ege Üniversitesi. Hani dur biraz anlatayım böyle, hani bilmeyen arkadaşlarım abi çok güzel oluyor diyorlar ya. Sol taraf Ege Üniversitesi. İzmir'in, hatta Türkiye'nin yani sayılı üniversitelerindendir eğitim kalitesi anlamında. Aynı zamanda ortam anlamında da öyledir. Çok merkezi bir yerde çünkü. 10 numara 5 yıldız ortamı var buranın. Ama tabii sizler genç kardeşlerim ortama değil dersler için tercih edin derim ben burayı. İşte bakın hemen düz gidersek karşısı o küçük park, büyük park vesaire, o bütün kafelerin, eğlence merkezlerinin olduğu yer şu karşı taraf. Biz buradan sağa dönüp Manisa istikametine devam ediyoruz. Bir tane saat aldım geçen gün arkadaşlar. Şu saati. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Nasıl çıkıyor. Binde mi 101'de mi ne gördüm. Hoşuma gitti. Dedim ne kadar ya bu? 19.90 mı ne dedi? Ana dedim ucuzmuş ya. Ben dedim 50-60 lira vardır. Aldım. Yani çok da hoşuma gitti. Ben saat seviyorum. Ama arkadaşlar bugüne kadar aldığım her saat, istisnasız yani söylüyorum bunu, 5-10 tane saat almışımdır. Hepsi aldıktan sonra, koluma taktıktan sonra durdu. Ya pili bitti ya bozuldu. Tabii yani haliyle şoför maaşıyla hep ucuz saatler aldık. Bir Rolex falan alsak. Zaten Rolex'in bozuk halini satsan ev fiyatı. Öyle söyleyeyim. İnternette bakıyorum da arkadaş, 750 milyar, 800 milyar o kadar saat mi olur ya? Ben 750 milyarı bir arada görmedim. Adam saat alıyor o parayla. Asya turu da gitti. Gördünüz mü? Ne güzel. Ah ah! Garaj içimizde yara kaldı be. Efe tur, Asya tur. Hepsi arka arkaya gidiyorlar. Saat 4 arabası bunlar büyük ihtimalle. 4'e 10 geçiyor saat şu anda. Çünkü garajdan çıkıp anca. Şimdi evet, geç abicim, sana yol veriyorum. Burada çok otostop çeker üniversiteli arkadaşlar. Okullara çıkacağım buradan şu Opet'e kadar. Çok benim buradan öğrenci arkadaş almışlığım vardır, kızlı erkekli. Güzel oluyor ya öğrencilerle muhabbet etmek, sohbet etmek. Üniversite güzel. Ben okumadım ama hayatımda içimde kalan şeylerden bir tanesi de üniversitedir yani. Okumak isterdim. Ama olmadı. Biz haylazdık, yaramazdık. Kafamız ders dışında başka her şeye çalışıyordu. Okuyamadık. Yani belki çalışsaydık, üstünde dursaydık olurdu da. Kısmet değilmiş ya. Bizim kaderimiz buymuş. Bak arkadaşım bir otostop çekiyor. Kaderimizde bu varmış. Ben çok şükür halimden memnunum yani. Hiçbir sıkıntı yok. Severek de yapıyorum bu işi. Zaten biliyor takip edenler uzun süredir. Ama okumak da isterdim yani. Üniversite ortamını tatmak isterdim. Şöyle başka bir şehirde, ne bileyim, bir spor akademisi okumak isterdim. Zaten videolarda da söylüyorum. Ya da işte asker polis olmak isterdim. Özel harekatçı olmak isterdim. Hem de çok isterdim yani. Bilmiyorum, var mı özel harekatçı bizi takip eden, izleyen? Varsa kucakta olsun, sevgiler. Özel harekat başkadır ya. Hatta bu YouTube'da şey var, Tabuta Sığmayanlar diye bir Şafak gazetesi miydi? Yeni Şafak mıydı? Onların bir programı var. Şehit olan asker polisleri konu alıyorlar. Tabii bütün şehitlerimiz çok özel, çok ayrı bizim için ama özel harekattakiler genelde daha fazla gibi. O programda en azından öyle. Allah hepsini rahmet eylesin. Ben de çok isterdim özel harekat polisi olmak. Allah nasip eder miydi bilmiyorum ama o üniformanın altında şehit olmak da isterdim yani. Çünkü ayrı bir
ayrı bir his diye tahmin ediyorum. Yani böyle söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Allah isteyen herkese nasip etsin o şanlı hizmeti, o şanlı durumu. Ben çok isterdim asker polis olmak. Vatana hizmet etmek. Sonuçta hepimiz bu vatanın evladıyız, bu vatanın çocuklarıyız. Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de. Ne diyelim, Allah bütün şehitlerden razı olsun, dedelerimizden, atalarımızdan. Sizler bu videoyu rahat rahat izliyorsanız, ben bu çekimi rahat rahat yapıyorsam, kadınlı erkekli dolaşabiliyorsak, o şehitlerin sayesinde, Allah hepsinden razı olsun. Karnım da acıktı. Benim de her videoda karnım acıkıyor ya. Turismo da güzel araba be ha. Baksana. Güzel abi. Ben seviyorum Turismo'yu ya. Yalnız araba boş, yazık ya. Vallahi araba yani 13-14 kişi var arabada. Ne yapsın abi, yasaklar var. Otogarın zaten, özür dilerim tırnak içinde söylüyorum, anası ağlamış zaten. Anası ağlamış yani otogarda çalışanlar. Yani mal sahiplerinin en azından. Şoförler gene yevmiyesini, maaşını alıyordur da yarım yamalak da olsa. O mal sahipleri perişan. Şurada bir sucuk ekmek yapan dayı var. Çok güzel yapıyor. Tavsiye ederim. Yolunuz düşerse eğer şurada, bilmiyorum eşek sucuğu mudur nedir? Acayip lezzetli ya. Ben bir kere yedim orada. Abi tadı damağımda kaldı ya. Şimdi ters tarafta kalmasa dururdum orada. Normalde şimdi bu Clio'cu abiye laf etmem lazım benim ama artık etmiyorum videolarda. Çünkü bir tayfa var. Ne var kardeşim? Adam ortadan gidiyor kendi yolunda. Tamam canım, gitsin, bir şey demiyoruz. Açık dokunsa gaza fena olmaz ama. Demek ki o da o kadar gidiyor. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Kasa mı bu? Ne bu ya? Tırcı abini yüklemiş. Tırcı abim kasaları, paletleri yüklemiş. Ben şöyle sağdan gideyim de arkadan gelenler geçiversin. Oo, Asya turu da yakaladık ha. Abi eşyalarını taşıyor galiba. Yani abla da olabilir belki, bilmiyorum. Pembe bir şey giymiş üstüne. Abla olma ihtimali de var. Yani gidiş temposuna bakarsak abla da olabilir. Anam 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 anam. Niye yavaşladın? Niye? Şimdi beni gördü. Arkasına çok yanaşınca sağa attı kendini. Evet, ablaymış. Abla olur böyle şeyler ya. Sonuçta hepimiz acemiydik ilk başlarda. Yavaş yavaş zamanla öğrenecek yani. Ben hanımefendi sürücülere kızmıyorum. Bazen tabii spontane gelişiyor. İnsan kızıyor ama sonra hanımefendi olduğunu görünce yapacak bir şey yok. Ben de ilk arabaya bindim de öyleydim yani. Korkaktım, ürkektim. Yapacak bir şey yok. Allah kaza bela vermesin. Birazdan karşıdan bizim servis arabaları gelmeye başlar. Saat 4 arabaları çıkışı yaparlar. Valla bugün de farkındayım. Hiçbir konudan bahsetmiyorum böyle. Daldan dala atlıyorum ama. Ya ne bileyim arkadaşlar, valla aklıma bir şey gelmiyor. Niye anlatayım ya? Tükendim valla. Tükenmişlik sendromuna girdim. Valla tükenmişlik sendromuna girdim. Şu Turismo da senelerdir satılık ya. Satamadılar, gitti o araba. Dur bakayım şu Asya turu bir yakalayayım. Asya turda kaç yolcu varmış bakalım.
Bizim koltuklar sallanıyor ya. Çok takır tukur ediyor. Bunları bir ara sıkmak lazım. Boşken bayağı sallanıyor. Ben şöyle bir sola çıkayım. Çünkü arkadan arabalar geliyor. Onların arasına kalırsam sıkıntı olacak. Aralık ayına da girdik. Ama bugün ama maşallah güzel. Aralık değil de böyle Ekim ayı gibi sanki hava bugün. Bu cihazı da aldım ama hikayede paylaşmıştım şu cihazı. Aman 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 taksici abi neler yapıyorsun sen taksici abi, taksici abi. Tırcının sağında da bir şey yok kamyoncu, niye kendini ortaya attı ki? Şu cihazı aldım. Hani var ya USB takıyoruz çakmakla. Abi tam cihaz çalacak belki de bizim teyp tıraş ya. Radyoya basıyorum, radyo kendi kendine değişiyor. Kendi kendine değişiyor, çekmiyor herhalde. Yani böyle vurup kıracağım yani teybi, öyle sinir ediyor beni. Ya ben müzik sevmem normalde, müzik yani sevmem demeyeyim de arabada çok müzik dinlemem. Ama ne bileyim bir story çekecek oluyorum, bir şey oluyor, müzik açayım diyorum. Saçma sapan bir teybi ya. Mercedes, duy beni duy. Bu nasıl teybi ya? Ya buna bir USB takın, yeni arabalarda vardır muhtemelen de. Abi 40 lira 50 lira para verdim şuna. Şimdi gidip bir de USB'mi bağlatayım yani. Yapacak bir şey yok. Telefondan dinliyorum. Açıyorum telefonu. Telefondan dinliyorum. Abi ne yapayım yani. Tünele girince aklıma bir şey geliyor ya. Hani bu tünelde biriyle kavga etmiştik, önümü kesmişti ya, polis gelmişti falan, olaylar. Hep aklıma o arkadaş geliyor buraya girince. Şimdi tünelde hız limiti 80. Evet, hız limitlerine uymak lazım çünkü çoğu yerde sabit kamera oluyor. Mesela şimdi yanımdan geçecek arkadaş, bak selektör yapıyor öndekine. Abicim yani 80 de gidiyor olabilirsin. Yanaş da adamlar geçsin ya. Tamam, sen kurallara uyuyor olabilirsin. Baba görüyor musun? Erkeğim benim be, yürü be. Kim tutar seni? Aslanım benim. Aferin sana. İyi halt ettin. Ama bu doblo jabinin sağa yanaşması lazım yani. Hani bana sallıyorsunuz ya, sol şeridi ihlal ediyorsun falan diye. Hadi şimdi buna da sallayın lütfen. Onu anlatıyordum. Birçok yerde hız limiti var. Hız limitlerine tabii ki uyalım. Uymaya gayret edelim. Ama şunu da unutmayın. Şimdi hız limitinin 80 olduğu yerde üstüne onun bir toleransı var. Onu da hesap edin. Yani arkanıza araba geldi, selektör yapıyor. Bas gaza, solla geç, yanaş, gene fren yap. Ama buradan böyle kordonda gider gibi trafiği tıkamayın yani. Tıkayanlara söylüyorum. Sizlere değil, yanlış anlaşılma olmasın. Bak solladım, hızım yükseldi. Çektim rotarları, yavaşladım. Normalize düştüm tekrar. Şöyle arabayı da sabitleyeyim. Limit 80, ben 82'ye sabitledim. Bu
güzel oldu bu tünel ya, bayağı rahatlattı yolu. 10 dakika falan herhalde İzmir'e gidişte fark ediyordur diye tahmin ediyorum. Evet, tüneli çıktık. Acık dokunalım gaza. Burası yaklaşık bir 3-3,5-4 kilometre bir rampa. Burayı pek bilmeyen özellikle küçük araç sürücüleri tedirgin oluyorlar burayı inerken. Biz şimdi her gün geçtiğimiz için buradan arabanın da ne tepkiler verdiğini biliyoruz. O yüzden bazı yolu bilmeyip tedirgin olanlara göre daha tempolu iniyoruz burayı. Şimdi bu viraj yumuşak. Fena değil. Şu virajın da başı sert, ondan sonrası yumuşak. Burası sert, ondan sonra lokum. Sağ aşağı gitsin burada. Yani çok da salmayalım, bu saatte radar falan olabiliyor. Bir Asya tur orada, bir Asya tur orada. ...90-90 iyidir burada. Kasmaya gerek yok, kasmaya. Vallahi geldik Manisa'ya muhabbet edildi ha. Şimdi... O koca yatağın süngerini nasıl sokacağım bilmiyorum ya yataklığa valla. Onu da çekeceğim size ama büyük ihtimalle beceremeyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Rüzgar da var, bayağı sallıyor arabayı sağa sola. Önce bir yatağı bir halledeyim. Ondan sonra şu ön tarafı sileyim. Ondan sonra arabanın içine bir bile de yapayım. Sonra eğer vakit kalırsa bir de böyle bel altı yapalım arabayı. Dışı temiz arabanın ama toz var sadece. Toz içinde yıkamak istemiyorum çünkü hava kapalı bu hafta. Bir gün yağmur gösteriyor, bir gün açık gösteriyor. Hava durumu da emin değil tam ne yapacağından. Ama vakit kalırsa, yorulmazsam bir bel altı yapacağım. Çekçekim kırılmıştı. Gittim 10 liraya bir çekçek aldım. Camda hep lekeler kalıyor. İşte garaj çalışırken tesislerden su dolduruyorduk. Lekesizdi. Güzeldi oranın suları. Şimdi burada nerede çeşme bulursak oradan dolduruyoruz. Haliyle leke kalıyor camlarda. Tırcı abimi bir geçeyim, sonra yol vereyim arkamdaki arkadaşlara. Vallahi üşüdüm ya, dur biraz kameraman çekeyim. Serin geldi aga. Hava 10 derece gösteriyor şu anda. Ne tuhaf. İzmir'de arabanın başında beklerken sıcak geldi. Montu çıkarttım. Buraya geldik. Burada hava 7-8 derece düştü. Karşısında şey var. Buhar santrali mi, elektrik santrali mi, bir şey var. Onun arka tarafında bir köy var. Oraya yanaşacağım.
Şu yatak işini, temizlik işini hallederiz. Çekim de yapacağım size oradan. Ondan sonra orada atıştırmalık böyle bir şeyler yapan yerler var. Yemeğimizi yeriz. Oradan çekiliriz istirahate. 8 çıkışını bekleriz. Fabrikadan çıkıyor arabalar, bak hepsi burada. Tabii anca yürümüş hepsi. İşte 20 geçe 25 geçe yürüyorlar hepsi. Saat şu anda 27 geçiyor. Normaldir. İşte yavaş yavaş çıkıyorlar hepsi. Ben de buradan gireyim içeriye, ince ince. Normalde şurada gördüğünüz BP var ya, oraya gidip bekleyecektim. Ya normalde orada müsaade etmiyorlar servis arabalarının beklemesine. Ama işte hep söylüyorum ya, tatlı dil güler yüz. Benim aram güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Sağ olsunlar, ben gittiğim zaman müsaade ediyorlar beklememe orada. Ama hani orada da doğru düzgün yiyecek bir şey yok. Yani hazır sandviçler var vesaire. Ben de onları istemiyorum dostlar. Yani güzel böyle bir ekmek arası yapan bir yer istiyorum. Hazır sandviç istemiyorum. O yüzden şimdi buradan sol, ileriki göbekten tekrar sağ yapacağım. Ben şimdi döndüm. Dönmeyip düz gitsem bizim servis güzergahı orası işte. Burada da ne kadar çok odun var ya arkadaş. Bu kadar odun nereden geliyor ya? Valla dehşet odun var burada ya. Bak ileride hep park etmiş arabaları görüyorsunuz, bizim arabaları. Buradan sola dönme, sağa dönme, düz git. O hat hep park eden araçlara ait. Burada da var bakın park eden arabalar. Ne yapsın abi? Adam sabah geliyor, arabasını park ediyor, evine dönüyor servislerle geriye. Akşama kadar burada beklemenin bir manası yok. Hem soğuk, hem masraf. Yani gereksiz olur burada beklemek. Şimdi bu yolu bir gideyim ben. Boş bir yere bulup ben de park edeceğim arabayı. Buralara buralara park ediyorlar hep. İyi bak, burada lastikçi varmış. Ben bir ara geleyim, burada pijonları sıktırayım. Lastik açtırdık ya. Arka baltalar değişti. Ön taraf değişti. Ondan sonra gelip bir pijonları sıktırmak lazım. İşte şuraya park ederim ben de ya. Gerçi orası evmiş, adamın evin önünü kapatmayalım da dur. Şuraya park edeyim ya, çok gitmeye gerek yok. Burası güzelmiş. Lan vites. Ah bu geri vitesle ilgili de çok yorum geliyor. Abi şöyle yaparsan geçer. Abi çift debriyaj yaparsan geçer. Ya biliyoruz dostlar, biliyoruz yani. Öyle geçeceğini biliyoruz da. Bunun da biraz daha ekstra sert. Maalesef. Lan burası da sanki biraz dar gibi ama. Neyse ya, dar değil. Aa, bir de şey geliyor. Abi geri geri nasıl gidilir? Bize öğretir misin? Bize bir video çeker misin? Yani bilmiyorum ki, yani çekeriz de, yani geri geri gitmek öyle taktiği olan bir şey değil. Ha hoş, çok fazla. Mesela şey de var dostlar. Dur şöyle kamera kendime çevireyim. Çok fazla böyle burada çalışan güzel abilerimiz var ama geri manevrası hiç olmayan. Evet, otobüste geri manevra gerçekten birazcık beceri isteyen bir şey. Ben beceriliyim diye söylemiyorum yani. Benim de giremediğim çıkamadığım yerler oluyor. Ama geri manevra gerçekten zor. Çünkü özellikle 90 derece bir yere dönüyorsanız sağınızda solunuzdaki arabaları da kontrol etmeniz lazım. Kör noktalar vesaire. Bu ayrı bir konu. Onunla ilgili bir video yaparız. Şimdi şu temizlik işlerine başlayalım. Size de birkaç görüntü çekmeye çalışacağım. Sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım, hoşça kalın. Dedim ya, arabanın içi perişan, işte yataklar mataklar her şeyi su bastı.
Şimdi size yatağın içini göstereyim. Bu arada dışarı çıkarken bile maske takın, kimse olmasa bile. Ben şüpheleniyorum abi, havadan mı geçiyor, neden geçiyor bu virüs bilmiyorum. Bakın, yatağa su bastı. Şuradaki kapağı görüyor musunuz? Bunun içinden akıyormuş su. Yaptılar. Şimdi ben buraya yatağı nasıl yerleştireceğim, bir ona bakalım. Böyle girmeyecek, bu böyle girecek. Salaklığına yanmış. Yatağım burası. Oh. Yatağım burası fena pislendi. Artık yapacağız bir şeyler. Ana yoruldum ya. Yatak da ağır ha. Vallahi size böyle yatarak da video çekiyorum ya da. Dur bakalım başımıza neler gelecek. Burası çok kirlenmiş. Bunu şey yapacağım artık. Bizim valide var böyle güzel fısfıslar. Onlarla sıkıp temizleyeceğim. Zaten üstüne çarşaf girecek. Ama esas kir bu değil. Bunlar çıkar da. Ya bunlara ne demeli? Abi yemişler, içmişler, atmışlar. Maalesef bizim meslektaşımız bunu yapanlar da. Başkası değil. Başkası değil. Of of. Ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Şimdi bazı detay yerler var. Mesela bak. Buralar tozlu kalıyor. Buralar. Mesela şuralar bak. Burası. Buralar zaten her gün süpürüyoruz. Şurası, şu bölge. Şurasının üstü. Şuralar. Bunun arka tarafı. Yani buraları şimdi bir dip bucak yapacağız. Artı içeride nereler var? Böyle temizlenmesi gereken. Şunlar. Perdenin demirleri, televizyon, şuralar özellikle ve üst tarafları. Saat de bu, yani belki görememişsinizdir. Demin diye göstereyim dedim. Şu koltukların başlıkları özellikle. Yine burada zaten ön paneli sürekli siliyoruz ama şu perdeliğin üstü. Ondan sonra şu kollar ve kolçaklar, raflar, özellikle şuralar detay yapılır. Yani ben daha doğrusu öyle yapıyorum. Şuradaki tutamaç var ya, şu tutamacı baştan sona klorakla. Dolap, şurası yine, şu bölge. Yani öyle işte, gördüğünüz gibi. Tabii cam kenarlarını komple, ekran. Yani işte temizlik işi böyle. Böyle detaylı yapacağım. Bunu her zaman yapmıyorum. Haftada bir ya da iki yapıyorum. Yani o kadar detayını. Her gün yaptığım Vileda bütün kolçakları kloraklı bezle el değen yerleri siliyoruz. Onlar mecbur zaten. Mecbur olmasa da ben yapardım büyük ihtimalle. Çünkü virüs bu, şakası yok. Ama böyle dip bucak haftada bir kere yapıyorum. Normalde cuma akşamları yaparım ama ne bileyim, hazır böyle girişmişken bugün de yapayım, aradan çıksın istedim. O zaman videoyu burada bitirelim mi? Şimdi gideceğim yemek falan yiyeceğim. Sevmiyorum öyle yemek memek çekmeyi size. Hani tır kullansak açarız şeyi, masayı, sehpayı falan, güzel bir video yaparız ama şimdi gideceğim orada köfte ekmek, döner möner ne varsa onu yiyeceğim. Yani onu çekmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. O yüzden videoyu burada bitirelim. Saatlerimiz akşam
6 oldu. Manisa'dan herkese saygılar, sevgiler. Bir de son olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın.